Selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün müthiş bir derbi vardı. Tabi bizim konumuz aslında bugün Fenerbahçeli özellikle bir futbolcu. İsmi Mert Hakan Yandaş. Tabi bunun ayrıntılarına daha sonra gireceğiz. İlk başta şöyle bir maçı yorumlayalım. Bugün Galatasaray çok kötü bir futbol oynadı. Ee, girenler ve çıkanlar adeta bugün etkisizdi. Fenerbahçe'nin iyi oyunu. Hem de 10. dakikada 10 kişi kalmasıyla itibaren Galatasaray'ı bir türlü Fenerbahçe'nin üstüne gidemedi. Ve Fenerbahçe de bugün istediği skoru alarak Galatasaray'ı Remspark'ta 50.000 kişinin içinde e, adeta e, rezil etti diyebiliriz e, ve bu sonuçta da 96 puanı çıkarttı ve haftaya da şampiyonluk umuduyla serüvenini sürdürüyor. Okan Buruk bugün şöyle gözüküyor ki takımı tam böyle motive edememiş durumda. Yani bunun bir şampiyonluk maçı olduğu, bu maçı kazandığında 50 bin kişinin dışarıda veya içeride şampiyonluk kutlamaları yap yapacağı ve bu maçın ne kadar önemli olduğunu, bir derbiden daha da önemli olduğunu daha da öte olduğunu demek ki futbolculara yeteri kadar aşılayamamış Okan Buruk. Bugün Okan Buruk sınıfta kaldı. E, İsmail Kartal ben her zaman şunu söylüyorum. Okan Buruk ne kadar başarılıysa İsmail Kartal da benim için o kadar başarılıdır. Çünkü bugün itibarıyla 96 puan alan bir teknik direktör var. Kadro iyi olabilir. Belki de Fenerbahçe'nin şu andaki en iyi son 10 yılının en iyi kadrosu da olabilir. Ama sonuçta 96 puan alan bir teknik direktör var. Bunun da hakkını vermek lazım. Bugün de Galatasaray karşısına bence çıkabileceği en iyi kadroyla çıktı ki Batçuay'da ilk 11'deydi bugün. Hak etmişti yani Batçuay'da. Bugün yalnız bir tek hak etmeyen o sahada hak etmeyen tek bir futbolcu vardı. O da Mert Hakan Yandaş. Yani arkadaşlar Fenerbahçe güzel oynayabilir, yenebilir der bir sonuçta. Bunlar yıllarca karşılaşıyor. Yarın Galatasaray Konya'yı yener, şampiyon olur. Fenerbahçe bugün işte Galatasaray'ı yendiğiyle 3 ay, 2 ay, 5 ay daha konuşur. Ama futbolu sahada rezil ve rüsva eden öyle bir futbolcu vardı ki bugün. Bunun adı Mert Hakan Yandaş'tı. Bu ve bunun gibi futbolcuları ne yazık ki biz hala büyük takımlarda görüyoruz ve üzerine basa basa da oynatıyoruz. Mimikleri, hareketleri, taraftarla olan diyalogları yani onları kışkırtması, maç sonu hareketleri... Ya böyle ne diyeyim yani ne denir bu adam için? Karakter meselesi bence Mert Hakan Yandaş. Yani bir insanı ya bir futbolcu bir karakterli olur. Bir örnek bir adam olur. Örnek bir futbolcu olur. Sahada yenilebilirsin. Yenebilirsin futbol bu. Kimisi üzülür, kimisi sevinir. Zaten biz yıllardır Galatasaray Fenerbahçe maçlarını hep izliyoruz. Devamlı yenilen oluyor. Yıllarca Fenerbahçe yendi. Galatasaraylılar hep üzüldü. Ama saha içinde bugün yani zaten maç kötü. Galatasaray kötü. Fenerbahçe de çok da böyle iyi değil ama hiç olmazsa Galatasaray'dan iyi. Ama ya bu maçta kamera Mert Hakan Yandaş'a döndü mü? Ya sanki bir futbol maçından uzaklaşıyorsunuz. Yani böyle bir korku filmi mi diyeyim? Yoksa yani bunun ismine ne denir? Nasıl telaffuz edilir? Yani bir karaktersizlik imtihanı mı diyeyim? Yani bir futbolcu değil ya bu adam. Yani ben bugün maçta inanın Galatasaray'ın ben Galatasaray diyeyim arkadaşlar ama bugün Galatasaray'ın yenildiğine üzülmedim. Çünkü Fenerbahçe bugün... Muslera'ya golde puan var mı? Bence hafif bir dokunma var. Zaten Muslera da çıkamadı orada. Ama dediğimiz gibi Hakem ve Vara güvenmek zorundayız. Hakem var, golü verdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fenerbahçe zaten 10 kişiyle Galatasaray karşısında da iyi oynadı. Galatasaray sonuçta burada Fenerbahçe'yi yenmek zorundaydı. 50 bin kişinin önünde hiç yenilmemişsiniz. Tam 24 maç Rams Park'ta ya da deplasmanlarda ya puan kaybetme, sizin ruh haliniz sanki ligi kapatmış. Şampiyonluk gitmiş. Yani şu anda Trabzon, Fener, Trabzon, Beşiktaş, ne bileyim Başakşehir o an ortalamasıyla ve ruh haliyle bir Galatasaray izledik. Okan Buruk bugün sınıfta kalan teknik direktörlerden biriydi. Yani sağ içinde bir türlü Fenerbahçe'ye baskı kurdurtamadı takımına. Ziyeç'i kapattılar. Barış Alper'i iki kişiyle kapattılar orada. Ziyeç'i de öyle kapattılar. Orta alanda bugün Kerem Demirbay, dayı dediğimiz yokları oynadı. Torreira kendi kendine bir şeyler yapmaya başladı. Yere kendini bırakmaları hariç. Nelson bugün Sanchez. Yani siz 22-23 maç ilk 11'de Abdülkerim Nelson oynatıyorsunuz. Ve bugün tam defansın göbeğinde bir değişiklik yapıyorsunuz ki en önemli maç. Ya bırak Abdülkerim'i oynat. Gol ye. Ama Okan Buruk bugün inanmamış galibiyete ya da korkmuş Fenerbahçe'den ve savunmada da böyle bir ikiliyi oynatmak istemiş. Bunlar zaten beraber oynamayan ve belki de oynayabilecekleri ihtimalinin en az olduğu bir maç Fenerbahçe maçı. Ama Okan Buruk bugün Sanchez, Fenerasyon ikilisiyle sahaya çıktı. Kön o yerlere göklere sığdıramadığımız Kön bugün berbat bir futbol oynadı. Kaan ortaları bugün hiç yoktu. Oyuna giren Zaha yani nerede o konuşulan Zaha? Nerede Galatasaray'daki Zaha? O da yok. Icardi'yi bugün hiç görmedik. Çünkü top gelmedi. Mertens tutuktu. Hadi Mertens'i geçelim. Kredisi var diyelim. Barış Alper orada. Yattı. Ve Okan Buruk buna bir türlü çözüm bulamadı bugün. Ve bugün zaten mağlubiyet kaçır olmazdı. Bir yan top Muslera'nın orada çıkamayışı topun köğüne çarpışı ve çağların önünde kalması Fenerbahçe'yi bugün 1-0 Rams Park'ta galibiyeti getiren golü oldu. Ama dediğim gibi Mert Hakan Yandaş ya bu adamı futboldan uzaklaştırın arkadaşlar ya. Ya bu adamın bırakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir hatta Kasımpaşa ya bu takımlarda böyle insanların karakter yoksun insanların böyle futbolu çirkinleştiren insanların böyle izlediğinde ya futboldan nefret ettirmesine sebep olan insanları ya bu şu futboldan artık men edilsin yani bu adamlar böyle büyük takımlarda oynayarak insanların futbol zevkini ve iştahını yerle bir ediyor. Ben söylüyorum buradan Mert Hakan sen Fenerbahçe'de değil Türkiye Ligi'nde hiçbir takımda oynayacak hiçbir özelliğin yok. Çirkeflik hariç ve bugünkü Galatasaray Fenerbahçe maçına yine her zamanki gibi damgana vurdun helal olsun ama şunu bilmeni isterim ki sen ve senin gibi futbolcular bu ülkede olduğu süre içerisinde de kesinlikle bu futbol bir basamak daha yukarı çıkmaz ve çıkamaz. Onun için buradan Fenerbahçe taraftarına da şöyle sesleniyorum. Böyle futbolcuları takımınızda istemeyin arkadaşlar. Tutmayın. Yani Galatasaray'da da olabilir. Ve bugün Galatasaray'da da olsaydı. Bugün Galatasaray'da da bak ne güzel eleştiri yaptık. Torreira yatıyor. Kalkmıyor dedik. Galatasaray kötü dedik. Okan Buruk sınıfta kaldı dedik. Ya Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe takımında böyle insanların futbol oynaması yasaklansın. Yani ne diyeyim şöyle ya o kadar çok şey söyleyeceğim ki ama ceza alırım ceza yerim diye söylemek de istemiyorum aslında ama ben bugün Mert Hakan Yandaş gibi bir futbolcudan nefret ettim. Hayatımda bir futbolcu için bunları söylüyorum ve bir futbolcu için böyle cümleler sarf ediyorum ve bunu bana bugün yaşatan Mert Hakan Yandaş'tır ve ona şunu söylüyorum ki sana ve seni bu Türk futboluna kim kazandırdıysa, kim sana bu hareketleri gösterdiyse ve kim sana bunları yap bunları yap dediyse onlara da yazıklar olsun ve seni bu Türk futboluna kazandıran kim olursa olsun ona da yazıklar olsun ve başta da sana yazıklar olsun. Sen Fenerbahçe'nin futbolcusu olamazsın. Sen Türk futbolunda da oynayamazsın. Valla ben bugün doluydum. Bugün konuştuk. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Şampiyonluk haftaya kaldı artık. Haftaya Konya ve İstanbul Spor maçları var. Tabi hak eden kazansın artık bu saatten sonra. Çünkü bugün Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmesi önemliydi. Ama ne yazık ki bugün yenildik. Bundan sonra da artık Galatasaray için de hayırlı olsun. Her futbolcuların yenilme kredisi yok mu? Var. Futbolcuların puan kaybetme etkisi yok mu? Ya da kredisi yok mu? Var. Ama oynayarak arkadaşlar oynayarak mücadele ederek ısırarak ve bugün Galatasaray'da bunların hiçbiri yoktu. Ne yazık ki. Son kelimem Mert Hakan Yandaş bu Türk futbolundan defol git. Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.